Efendim Halil Ağa. Ya Hidayet, aklıma bir şey takıldı da bir sana sorayım dedim ben ya. Tabii tabii, dinliyorum. Buyurun Halil Ağa. Bugün hani o kız var ya, birlikte terk edilmiş eve bakıyordunuz. Gonca Aydın, rahmetli Gülümser'in kızı. O mu? Evet evet, o neyse ne işte. Fatma evi ona devredecekmiş diye duydum. Nedir durum? Şimdi Halil Ağa, biliyorsun bir emrin olursa başım gözüm üstünedir. Ama kızın durumu hassas. Yani özel bir bilgi paylaşmam doğru olmaz Halil Ağa. Ben şimdi sana özel bilgi paylaş falan demiyorum da... o ev, araziler... eskiden beri benim almak istediğim yerler, biliyorsun değil mi? Şimdi birdenbire dışarıdan gelen bir ev kızına verilirse... Olmaz. Ben o zaman sinirlenirim. Anladın değil mi? Anladım Halil Ağa. Hidayet. Bak ben seni severim. Ama beni sinirlendirme. Kıza her türlü teklife açığım ben. Neyse ederi. Halledelim, temiz temiz çıkalım şu işin içinden. Yani şimdilik satlık bir durum yok. Onu söyleyebilirim. Ben bilmem. Kimi ikna edeceksen et, şu işi halledelim. Peki ya Fatma Ana? Ya başlatma şimdi senin Fatma Anandan. Duymak istemiyorum o kadının adını ya. Ben diyeceğimi dedim ona göre.